Türkiye 1970'lerden sonra yeniden yağ kuyruklarını gördü. Var onu da veriyorum bak. Bak var olan yağı kaldırıyorsun, depoya götürüyorsun satmamak için. Tam olacak diye. Bize satılmıyor. Satacağız. Parasıyla satılmıyor. Bu etik değil abi. Evet abi. Nasıl yapacağız biliyor musun? Abi ben parasıyla alacağım şimdi getireceğim. Bak bu adam alamıyor işte. He. Anadolu'nun dört bir yanından metrelerce yağ kuyruğundaki vatandaşın çaresiz görüntüleri geliyor. Yağ fiyatlarına zam gelmeden önce evlerine birkaç litre yağ götürebilmek için yaşlısı genci, kadını erkeği marketlerde birbiriyle mücadele ediyor. Peki yağ fiyatları daha ne kadar yükselecek? Fiyat tahminlerine birazdan geleceğiz ama önce neden ve nasıl bu duruma gelindiğini anlamamız gerekiyor. Yağ kuyruklarının en büyük sebebi Rusya-Ukrayna krizi ve dolar kurunun uçması aslında. Çünkü dünyanın en büyük ayçiçeği ithalatçısı olan Türkiye, bu ithalatı da ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya'dan gerçekleştiriyor ve dolarla alıyor. İki ülke arasındaki gerilim Türkiye'nin ham yağ ithalatını büyük oranda durdurdu. Ve geçmişimizde büyüklerimiz hep söylerlerdi bize. Yağ kuyrukları, kardeşlerim maalesef, benzin kuyrukları maalesef, bunları hep yaşadık. Şimdi diyorlar ki, bak şimdi yine kuyruklar var. Bay Kemal, bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu. Sen ne yapıyorsun? Allah Allah! Sen yanlışsın ya! TÜİK verilerine göre Türkiye'nin bitkisel yağ ithalatı geçen yıl 3 milyar 77 milyon dolar oldu. 2021'de toplam 820 bin ton ham ayçiçeği ithal edilirken, artan fiyatların da etkisiyle toplam ithalat bir önceki yıla göre %78 yükseldi. İthal edilen ham ayçiçeği yağının geçen yıl %80'i Rusya ve Ukrayna'dan geldi. Ham ayçiçeği yağı ithalatında kilit noktalardan biri Azak Denizi. Türkiye'nin ithal ettiği ayçiçeği yağının büyük bölümü bu bölgede bulunan Rostov Limanı'ndan yükleniyor. Azak Denizi Rusya tarafından tamamen kontrol altına alındı ve bir iç deniz durumuna getirildi. Rusya Federasyonu bu bölgeden kargo gemilerinin çıkışına izin vermiyor. Rusya ambargo seviyesini her geçen gün artıran, Avrupa Birliği ülkelerine bile gaz satarak bir şekilde ticaretini devam ettirirken, Türkiye'ye bilerek ya da bilmeyerek gıda ambargosu uyguluyor. Putin Türkiye'nin sıvı yağ ham maddesi taşıyan 15-16 gemisini burada bekletiyor. Bu yüzden daha 1-2 hafta önce tonu 1400 dolar olan yağın fiyatı 2000 doların üzerine tırmandı. Yağ üreticileri hükümete yazdıkları mektupta artık ham madde bulamıyoruz dedi. Hükümetten yardım istediler. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükelvacıgil, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda acil girişimde bulunmazsanız markettekiler de dahil sadece 45 günlük yağ stoğumuz kaldı dedi. Haberi alan vatandaş marketlere akın etti. Şu aldığım yağ 130 lira rafta. Buraya geliyorum 190 lira. Böyle bir rezillik olamaz. Hayır. Kabul etmiyorum ben bunu. Böyle bir şey yok. Bu benim aldığım raf fiyatından geçecek hanımefendi. Böyle bir şey olamaz. Ben böyle susacağım. Millet susacak. Böyle geçirmeye devam edeceksiniz ayıptır söylemesi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu durumun önüne geçmek isteyen Erdoğan iktidarı yeni bir düzenleme yayınladı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeye göre kanola, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar %0'a düşürüldü. Dahası Ticaret Bakanlığı bazı tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin tebliği değişikliği yaptı. Tebliğ ile aralarında hayvansal etle ayçiçek yağı ve ikamelerinin de bulunduğu bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapılabilecek ürünlerin kapsamı genişletildi. Ama vatandaş için korkulan sonuç değişmedi. Fiyatlar birkaç gün içinde neredeyse %50 zamlandı. Tamam, kim polisi arayın, şikayetçi olun benden. Lütfen. Tamam, polisi arayın benden, şikayetçi olur musunuz?
Güvenliği çağırın. Ya ya Allah aşkına. Haksız isem haksız değil. 130 liraya raf fiyatı var. Kasada 190 liraya. Şimdi gelelim sorumuzun cevabına. Sıvı yağ fiyatları daha ne kadar yükselir? Ortada Rusya-Ukrayna krizi yokken bile aslında sıvı yağın litresi bir senede %55 yükselmişti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ayçiçeği yağının litresi geçen yılın Şubat ayında ortalama 16.9 Türk lirasıydı. 2022'nin Şubat ayındaysa bu rakam 26 liraya çıktı. Ukrayna krizinden sonra ise 30 lirayı buldu. İlk bir hafta içinde litre fiyatının 40 liranın üzerini zorlaması bekleniyor şimdi. Eğer Rusya Türk kargo gemilerini bu ayın içinde serbest bırakmazsa Nisan ayının ilk haftasında 5 litre ayçiçeği yağının fiyatının 250 TL olmasına kesin gözüyle bakılıyor artık. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı'na göre pahalı almaya razı olanlar bile çok yakında marketlerde yağ bulamayabilir. Erdoğan, Ecevit ve tek parti dönemlerini eleştirirken sık sık yağ kuyruklarını gündeme getiriyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi aynı eleştirilerin odağında. Buyurun, devalüasyon piyasaya kara bulut gibi çöktü. Fiyat artışları önlenemiyor. Dün de sabun, zeytinyağı, deri ve kösele fiyatlarına zam geldi. Bitmedi. Akaryakıt zammı yürürlüğe girdi. Şeker satışları dün durduruldu. Var mı böyle bir şey? Bitmedi. 5 litre benzin 500 lira. Akaryakıt darlığı yüzünden cinayet işlenmeye başlandı. Kırıkhan'da da benzin kuyruğunda bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.